Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde Brezilya fönü nasıl çekilir, bundan bahsedeceğiz. Kalıcı düzlük sağlama diyebiliriz bu işlemin adına. 4-5 ay boyunca geçerli, sürebilecek böyle parlaklık, canlılık, yumuşaklık ve düz saçlar elde etmemizi sağlayacak bir uygulama. Ben daha öncesinde geçen sene uygulamıştım. 5,5-6 aya kadar süren bir düzlük elde etmiştim. Tuzsuz şampuan burada çok önemli. Uygulayacağımız işlemin kalıcılığını arttıracak. Öncelikle saçlarımızı işleme başlamadan önce bir tuzsuz şampuanla yıkamamız gerek. Markası hiç fark etmez. Ben sadece fiyatı baz alarak uygun fiyatlı bir ürün elde etmek istedim. Bursa'da yaşıyorum. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Akbank hemen arkasında yer alan Depo Kuaför Kozmetik'ten alışverişim yaptım. Herhangi bir kuaför marketten ya da Trendyol'dan edinebilirsiniz. Bir tuzsuz şampuanımız bizim için yeterli olacak. Peki, keratin olarak ne kullanacağım? Biokeratin Gold. Daha önce zaten bununla ilgili bir keratin botoks yapımı olarak bu başlıkla video atmıştım zaten. Şimdi tekrar bunu kullanarak Brezilya fönü çekmeye çalışacağım. Ben set halinde almıştım. Şampuanla ve kremini bitirdim. Elimde keratin duruyor. Bende 1 milimliği var. Geçen sene yalan olmasın. Ya 40 liraydı ya 50 liraydı. 50 liraydı sanırım üçlü seti. Hala o civarlarda. Çok da uygun bir set. Rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Onun haricinde anlatmam gereken şu. İşleme başlamadan hemen önce saçlarımızı güzel bir tuzsuz şampuanla yıkamamız lazım. Saçlarımı şu anda görüyorsunuz. Ben bu sabah saçlarımı yıkadım. Hiç fön çekmedim. Kuruttum ve dışarıya çıktım. Okula gittim. Okuldan geldim. İşte hali böyle. Şu an hiç fön yok saçlarımda. Hem boyalı saçlar olduğu için böyle şu boyaların dalgaları bozduğuna şahit oluyoruz. Normalde bu kadar işte şu dalgalar mesela şu bozuk dalgalar yoktu benim saçımda. Boyadıkça oluştu. Önemli değil, saçınızda boya olsun olmasın, dümdüz saçlara sahip olmak istiyorsanız bu uygulamayı yapabilirsiniz. Saçımın fönsüz halini arkadan da göstereyim. Hem de Brezilya fönünü yaptıktan sonra, işlemden hemen sonra, önce ve sonra olarak da fotoğrafını koymayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir arkamı döneyim sizlere. Ah, çektirdim. İşte böyle, saçlarım böyle gözüküyor. Arkadan görünüşü de bu kadar yeterli sanırım. Bakalım, birlikte üzerine konuşacağız. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Dilerim faydalı bir video olur. O zaman ben öncelikle saçlarımı yıkamaya gidiyorum. Bir tuzsuz şampuanla saçlarımı yıkıyorum. Hemen ardından saçlarımı kurutacağım. Ve biokeratin gold'u saçlarıma süreceğim. Daha sonra düzleştirip fönlerle kurutup düzleşmesini sağlayacağız. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Normalde kurutup gelecektim saçlarımı ama hemen yıkadıktan sonra bunları ekleyip de karşınıza kurutup gelmek istedim. Kuafunkini kesinlikle tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ben Biogold'un da şampuanını kullanmıştım. Kokusu çok güzel. Saçlarımı yıkarken tabii ki bir tuzsuz şampuanın Elidor gibi köpürmesini beklemeyin. Elidor reklamlarındaki köpük köpük durumunu. Çünkü tuzsuz şampuanlar çok köpürmez. Ama inanılmaz bir güzel koku ve yumuşaklık verdi saçıma. Daha durularken böyle saçlarımın tel tel ayrıldığını hissettim. Bence eğer siz alacaksanız bunun setini değil de bunu tek bir keratin, tuzsuz şampuan da ayrı bu şekilde alabilirsiniz. Kokusu ve yapısını çok beğendim. İçerisinde biraz inceledim duştan çıktıktan sonra. Şöyle eklemem gerek. İçinde tamam parfüm varmış zaten. Aloe vera var. Bu güzel yanı. Aloe vera ekstratı yazıyor. Bir de keratin var. De limon gibi bir şey var. Tamam neyse çok uzatmayacağım. Kesinlikle Kuafink'ini tavsiye ediyorum. Normalde herhangi bir tuzsuz şampuan demiştim ama bence bu işlemi yapacaksanız bunu edinin. Biogold'un şampuanından çok daha güzel. Biogold'un da keratini güzel. Hem fiyatı güzel, sonucu da güzel. Daha önce uyguladığım için de biliyorum. O halde şimdi saçlarımın kurumaya bırakacağım biraz. Direkt şey tutmayacağım. Fön makinesi tutmayacağım çünkü bu sabah da kuruttum. Bir şey uçtu şuradan. Kurumaya bırakacağım. Ondan sonra biraz kurutma makinesini tutarım yine. İyice kurduktan sonra karşınıza geleceğim ve bunu uygulamaya başlayacağız. Ve saçlarımı kurutup ben geldim. Soğuyan havalardan mı, yıldız hareketlerinden mi bilmiyorum. Üzerimde kaç gündür bir ağırlık var anlatamam. Saçlarımı kuruttum geldim diyorum ama az önce yıkadım, saçı kurutmadım aslında ben. Bu videonun girişini 3 gün önce çekmiştim. Nedense devamını getiremedim. Vücudumda sürekli bir kırgınlık, böyle bir video çekememe hali başladı bende. Anlamadım ne oldu. Bakalım şimdi. Tekrar tuzsuz şampuanla yıkadım. Zaten kuafingini göstermiştim. Fiyat bilgisini de vermiştim. Olabildiğince ince tutamlara ayırarak keratini saçıma uygulamaya çalıştım. En alttan bir tutam ayırdım. Şöyle bir tarak edinirseniz de çok güzel olur. Bu da işimizi kolaylaştırır. Oldukça böyle kuruluk var gördüğünüz gibi. Resim için de çok üzgünüm bu arada. Biogold keratini uyguladıktan sonra ellerinizde böyle buruşmalar olabilir. Hani çok duşta kaldığınızda nasıl bir buruşma olur? O içeriğindeki aşırı nem zaten saçlara yüklemeye çalıştığımız şey de o. İşte ciltle temas ettiğinde dokuyu böyle çok aşırı şey hale getirebiliyor. Buruşuk hale getirebiliyor. Şimdi bir adet eldiven çıkartıyorum. Evde olan bir eldiveni kullanabilirsiniz. İşte
işlem boyunca sizi şu fışır fışır sesten kurtarmak için ben sesi keseceğim, hızlandıracağım. Olabildiğince uygulama şeklime dikkat edin. Bu arada saçınızın uzunluğuna göre miktarı ayarlayalım. Bir dakika. Ben şu kadar aldım. Şimdilik eğer yetmezse eklerim. Çok aşırı uygulamayı düşünmüyorum. Bakalım yani. Çok aşırı böyle ıslaklık istemiyorum saçlarımda. Evet, hemen başlıyorum. Bu arada diplere çok getirmemeye çalışıyorum. Keratini sürdükten hemen sonra tarıyoruz ki çok daha iyi işlesin. Evet, işlemim bitti. Gözlerime yaklaştıkça gözlerim yanmıştı. Yani çok şükür ki bitti. Çok sürmedi. Şu an 12 dakikam bitti. Yani 12 dakikada uyguladım. Ben bundan önce Brezilya föni yaptığımda çok fazla uyguladığımı fark ettim Biogold keratini ve yaparken çok aşırı böyle yazın yapmıştım. Balkona çıkıyorum, eve giriyorum, çok çırpınmıştım. Meğer ürünü çok uygulamışım. Yani yine yanma var. Burnumda nefes alırken bir böyle genzimi yakan bir koku var. Gösterdiğim miktarı kullandım sadece. Çok fazla kullanmayın tavsiyem. Yine var ama çok daha yumuşak, yani onu anlatacağım. O yüzden miktarı çok tutmamaya gayret edin. Yeterli ıslaklığa ulaşsın yeter. Çok aşırı kuru olan yerlerini özellikle denk getirin. Ben diplere ve uçlara yoğun uygulama çalıştım. Aralara da sadece tarakla geçiş sağlayarak ıslatmaya çalıştım. Bunu böyle kurutacağım. Daha sonra düzleştiriciyle karşınıza geleceğim. Şimdi biraz fön makinesi tuttum. Yalnız tarayarak tuttum. Çok az uyguladığım için ürünü İlk yaptığımda böyle direkt kurumamıştı ve 5 dakikada hemen kurudu ve hala saçlarım kabarık. Bilmiyorum bu şekilde uygulamam iyi sonuç verecek mi? Yani ben ilk uyguladığımda böyle sırılsıklam uygulamıştım. Vıç vıç da her yeri. Ve 1 saat boyunca fön makinesini tutmuştum, kurumamıştı. Diyorum ya, böyle balkondur, evdir koşturuyordum, böyle çılgın bir Brezilya fönüydü o. Bu böyle zararsız. Hani çok hafif kokusu olan, çok yormayan, çok göze gelince böyle hafif yakan bir yapısı vardı. Şu an hiç yanma bile yok yani. Normalde böyle gözümün üzerine düştüğümde yakardım. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Düzleştiricimizi hazırlıyoruz ve saçlarımızı düzleştiriyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim, o kısmı da hızlandıracağım için burada söyleyeyim. Ben düzleştiricimi en yüksek ısıda kullanacağım. Remington düzleştiricisini kullanacağım. 235 dereceye kadar çıkıyor. Siz de elinizde en yüksek ısıda uygulayabileceğiniz düzleştiriciyi kullanırsanız eğer, daha çabuk, daha güzel sonuç alırsınız. Çünkü ısıyla açığa çıkan bir yapısı var keratinin. Olabildiğince yüksek ısı uyguluyoruz.
O halde ben düzleştirmeye başlıyorum.
Ve işlemin sonuna geldik. Saçlarım şu an böyle gördüğünüz gibi bayağı kurudu ama hala ıslaklık ve basıklık var. O keratin bir süre böyle gidecek. İşte şu yaptığım hareketi yapmamamız gerek mesela. 3 gün boyunca saçınıza toka takmayıp saçınızın kötü şekil almaması için düzenli olarak tarayıp fön çekerseniz Brezilya fönünüz çok daha düzgün olacak demektir. Eklemek istediklerim var. Eğer Brezilya fönü yapacaksanız gerçekten ürünü çok aşırı kullanmayın. Bir yoğurt keratin kullanırsanız. Bence yeterli sonucu veriyor kesinlikle. Ben normalde böyle hacimsiz düz saçları çok sevmem. Tabii ki uğraştırıcı olmasın. İşte duştan çıkınca kurutunca hemen fönle gibi dolaşayım. Çünkü düzenli gözüksün saçlarım isterim. Ben zaten o yüzden bunu yapmıştım. Normalde bu aralar hiç Brezilya fönü yapmayı düşünmüyordum. Ama vallahi kaç gün oldu bilmiyorum. Çok beklettim Berkan. Özür dilerim. Rahatsız olduğum için böyle bir türlü toparlanıp çekemedim. Berkan diye bir takipçim çok fazla soru sordu işte bana. Nasıl yapacağız? Ne kadar gidiyor? Ben nerede yanlış yapıyorum da benim saçım tutmuyor gibi sorular sormuştu bana. Bilmiyorum işte fönleme aşamasında mı çok kalın mı aldı tutanları? Ya da atıyorum uygularken çok aşırı mı uyguladı ya da az mı uyguladı ya da hemen mi yıkadı? Adım adım böyle hem yapıp hem çekip size göstermek istedim. Bu videoyu burada sonlandıracağım. 3 gün sonraki halini de mutlaka göreceksiniz. Bu videoya koymayacağım. Çünkü zaten ben her gün video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hemen yarın saç kesimiyle karşınıza geleceğim. İşte ondan sonraki bir gün boyayla karşınıza geleceğim. Ki zaten göreceksiniz. Şunu da ekleyeyim. Eğer saçlarınız boyalıysa renginizin oturmasını ve güzelleşmesini sağlıyor. Yaparken fark ettim ne kadar güzel dibim çıkmış simsiyah. Ki benim saçlarım bu kadar siyah değildi. Bu sarıdan sonra iyice koyuldu gibi değişik bir şey oldu. Bu arada bende 1 milimliği vardı. Söylemiştim. Bir kere Brezilya fönü yaptım ki çok aşırı kullanmıştım. Yani şu kadar falan kullanmıştım. Şu geniş kısmından düşünün. Şu an az kullandım. Onun haricinde 6-7 kere keratin yüklemesi yapmıştım sadece. Ve şuraya kadar geldi. Yani 2 Brezilya fönü 6 keratin yüklemesinde sadece bu kadarını kullanmış oldum. Ki bunun teklif fiyatı N11'de zaten başta da koymuştum. 13.90. Yani böyle bir ürün edinirseniz maliyeti çok yüksek değil. Kuaförlerde keratin bakımlarının, Brezilya fönlerinin 1000 liraya varan maliyetlerle yapıldığını biliyoruz. Kesinlikle cebinizi yakmadan kendiniz çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Ben artık en son olarak şunu ekleyeceğim. 3 gün boyunca fön çekeceğim. Zaten attığım videolarda saçlarımı da göreceksiniz. Eğer çok aşırı hacimli saç seviyorsanız bu uygulamayı tavsiye etmem. Hayır, benim saçlarım beslensin. Şöyle benim gibi böyle işte bombeli fön çekerek de o ihtiyacımı karşılarım diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Güzel de olur, güzel sonuçlar oluruz. Hala aralarda ıslaklık var. Ben 2 kere fön çektim. Fön dediğim düzleştiriciyle 2 kere üzerinden geçtim. Öncesinde fönle kuruttuğum saçımın. Sizler 3 kere geçin, 4 kere geçin saçınızın hacmine ve ıslaklığına göre. Ama ısıyla açığa çıktığını unutmayalım. Başka eklemem gereken bir şey kaldı mı acaba? Bu aralar gecelerim gündüzlerim gece oldu. Bir jet lag yaşıyor gibi bir şeyim anlamadım. Dediğim gibi çok yorgun gözüken bir cilde sahip olabilirim şu anda. Böyle 2-3 gündür bakım yapmıyorum. Böyle bir kalkamıyorum. Kendime gelemediğim bir dönem. O yüzden çok enerjisi düşük bir video olduysa hepinizden özür dilerim. Çok daha enerjik, çok daha güzel videolarla karşınıza geleceğim. Zaten önemli olan burada muhteşem enerji yaymaktan ziyade faydalı bilgimi sizlere ulaştırmaktı. Dilerim faydalı olmuştur ve saçlarınız mis gibi olur. Sonuçlardan eğer uygularsanız beni mutlaka haberdar edin. Kulak arkası saçınızı yapmayın benim gibi. Ben zaten bugün de böyle birkaç kere düzleştireceğim bu saçı. Yani elim durmadan gidiyor. Tamam, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.